Selamlar dostlar, sizlerle bugün şanı büyük ulusumuzla serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rusları şamarlamaktan bıkmadık. Ve canlarını okuduk. Defaatle okuduk. Ve bir kere daha okumaktan gocunacak da değilim. Ama bu demek değil ki daha da çok canlarını okumayacağım. Hayır. Yani savaşlar devam edecek. Ruslar bizim öncelikli düşmanımız ve dahi en büyük hedefimiz. Tabii yani bu işin şey boyutu, ne derler ona, nasıl diyor siz Türkler? Ya o işin, şuna da bir ordu verelim. Ya Ruslar hedef boyutu da aslında Turan için bir hedef boyutu. Buna ordu gitmiyor. Evet. Standart. Burada bir ordu oluşturmamız gerekiyormuş artık. Çok daha büyük işler yapacağız inşallah ve daha da kuvvetli olacağız. Hemen şuraya bir ordu kuralım. Ekonomimiz iyi ama hafif çalkan, böyle bir lezzetsizlik var, anladın mı? Hani o ekonomide bir şey eksik. Kolaleyi de kaldırdık halbuki ama bilemedim yani. Bu arada oyuna güncelleme gelmiş de ben mecburen tabii seriye devam ettiğim için eski sürümdeyim. Ya şu Amerika'yı bir yapsalar da oynasak lan. Oğlum çok güzel lan. Oğlum çok iyi lan. Amerika'ya bayılıyorum ya. Güzel. Orada basıyoruz. Afrika'daki şeyi çözelim. Kötü nam bir hayli fazla. Yani bu bölüm aslında daha zor. Saldırı yapabilirmişiz. Güzel. Ama orduyu reformize etmemiz lazım. Paşa. Vakolizasyon. Vulkanizasyon. Pardon. Ondan sonra bir de siper faaliyetlerine gittik mi? Anca. Allah kahretmesin. Şimdi ne edecek paşa? Şimdi ne edecek? Lan oraya ordu gitmiyor ki. Taklaya geldik paşa. Oraya ordu gitmiyor ki. Umarım yeni güncel bunlar pişerdir ya. Bu bayağı Afrika çekişmesinde tilt bir şey. Gök Krallığı Yue ile savaşa giriyor. Yue. Aa. Hong Kong'u yemişler. Pardon, Gök Krallığı değil. Gök Krallığı. Bu garip. Ayo. Aman bana ne. Sanki benim kolonim. Şuradaki ordu halleder orayı ya. Vazgeçtim. Oradaki ordu halleder. Ya büyümekte olan bir ekonomimiz var çok şükür ama daha da büyümesini istiyorum yani. Kimle savaşıyorsun lan? Fransız komünüyle. Üf. Fransızların az bir şey aklı olsaydı bizi alırlardı. Oy, dur bakayım egemenlik altındaki bir birey mi? Ya ben diyorum ki dayı oğlu ben de sana yak sana gitsem diplomatik pak var. Yok olmazmış. Bu galiba şeyi seçti ya. Ya dedim acaba hani İspanya Dominion'u mu oldu ama bilmiyorum olmamış gibi. Ordu gücümüzü katlamamız lazım. Lan oğlum ben oraya nasıl gideceğim? Yani aklıma fikrime bir şey gelmiyor. Çıkarmamazsam ya. Ya bu buradan buraya bu Ren var ya bu Ren Kongo ve Ren Gabon. Oraları alacağız bir ara. Tane büyük ulusumuz ufak bir kanma yaşadı şu an. Oraya demir yolunu hangi kapitalist yapıyor ya? Ya İngiltere'nin önünün kesilmesi lazım. Şurayı almamız çok iyi oldu ama yani İngiltere'nin bir ufak önünü kesmek lazım. Ya peki bir anda diyorum ki dayı bak şöyle geçerken tamam yandan yalandan ha bir anda dönmedin mi? Bir anda kreşi de yedin dayı. Allah. Nefret ediyorum şu olaydan. Neyse muhabbet edelim. Ya başlangıcı da şey yapmak istemiyorum ama hızlı yükleniyor zaten. Ya bu Victoria'da benim en büyük yani şey kaptığım nokta göçü bir türlü ayarlayamıyorlar. Yani nereden baksanız bir 5 sürümdür. Hatta ne 5 sürümü ya? Ay'a vuracak olursak en azından 5 aydır. Evet 5 aydır hemen hemen. Ya göçü tam ayarlayamadılar. Mesela ilk çıkan göç çok iyiydi.
Yani bir anda toplu göç geliyordu. Böyle Kaliforniya olsun, Texas olsun şımarıyordu, anladın mı? 15 milyon nüfusa ulaşıyorlardı. Şimdi o mümkün değil. Yani 3 milyon, en fazla 4 milyon. Hatta bir ara daha da kötüydü. Yani toplu göç geliyor, böyle 3-4 bin kişi geliyor. Dedim nasıl ya? Hatta o kadar büyük göçler alabiliyor ki bu yerler. Popülasyonları değişebiliyor. Mesela Yunan, hani Kaliforniya'nın Yunan olması gibi. Tamam, Avrupa'da büyük karışıklık olması lazım, sınırların açık olması lazım. Eyvallah, ama yani Amerika gibi bir yerinde, yani tarihsel göçlerine bakın. Bir yıl içerisinde 2 milyon İrlandalı falan gidiyor tarihte. Bilmiyorum yani. Gönül çok şey istiyor da işte. İstemekle de olmuyor paşa. O göç problemini inşallah hallederler ya. Ufak tefek kreş problemleri var ama ufak tefek, yani o bir önceki sürüm kadar değil. Gökdelen için bir keşif mi yapsak? Bizim çağımız geliyor. Petrol bizi abartı bir derecede öne geçirecek bir şeydi. Hatta dolum makinelerinden ben direkt petrolü artık koyacağım ya. Nerede var paşa? Nerede var? Söyle. Bağdat'ta mı var? Azerbaycan'da mı var? Azerbaycan'a biraz yatırım yapmak istiyorum. İyi oldu. Musul, Bağdat, Basra. Şuralara bir başlayalım. Çıkartırız. Çıkartıyoruz artık diyelim. Hatta ben bu petrolü var ya satarım da bir süre. Necde dikelim. Yemen'e dikelim. Buralar popülasyon çeksin diye. Avusturya'da ufak bir ayaklanma görüyorum. Sloven ayaklanmaz. Mühim değil. Avusturya zaten gariban bir yer. Yani ya bizim şanı büyük imparatorluğumuzla rakip değil de işte yani. Yanmalı motora gideriz de biz yanacağız yani. Siper faaliyetleri acilen lazım. Biz daha buharlı gemide değiliz be oğlum be. İngilizlerle aramız pek iyi değil. Bize karşı inanılmaz kötü bakıyor. Bunda bir arayı toplamak lazım paşa. Afrikan kolonizasyonundan dolayı asla bizi tercih etmeyecek o kesin de. O kaldı. O kaldı gibi. Ya Whitepeace'e gidecek iş. Belki şimdi hayır. Ya şuraya ordu nasıl geçmez ya? Burunda. Burunda. Didymin burunda. Ha burası. Oraya da ordu yok ki. Ya aslında şurada Kongo'da değil de şuraya bir ordu olursa. Bir tane askeri istiyorum. Belki oradan oraya nakledebilirim. Biraz tik bir durum. Vergi alıyoruz mu ya? De yorumlarda gördüm, böyle kendini özgür olmuşsa nedenler var. Arkadaşlar, patron aynı. Yani işveren aynı. İşi yapan aynı. Maaş aynı. Sadece çalışma saatlerinde biraz indirime gittik be. Ne kırbaç yok artık. Serbest ticarete geçersek İngiliz bandası oluruz. Olmaz. Bence yalan özgürlük. Aslında bir, artık bir ifade özgürlüğü gelsin mi ülkeye ya? Gelsin de kardeş. Ha, ufak devlet, tamam. Bu da olmadı. Ya o White Peace olacak, o belli. White Peace de olacak. Onların ordusu çıkmıyor. Bizim de ordu gitmiyor. Öyle. Kaldık. Kuzey Alman karşısında yapılan hamlede karşısına geçti. Nasıl ya? Ne oluyor lan? Oo, direkt vilayet fethet. Enteresan. Çin'den gidip bir liman almak lazım paşa. Ham madde pazarında birazcık afallamış durumdayız. Bakacağız. Ona da bakacağız. Lunda ile savaş çıktı da bakalım. Yani hiçbir ordu güruhu görmüyor. Keyifsiz. Para desteği olay da iyiydi.
Hafif çıtırından bir para desteğine ihtiyacım var ya. Petroller geliyor bu arada. Açtığımız teknoloji şey için çok önemliydi. Elastik teknolojileri, cam fabrikaları, yani aletlerin metal işlemesi. Kauçuk sanayisi hazır mı ya? Evet, hazırmış. Tamam, aleti geçelim artık. Oo. Muaf tutaraktan bir ufak geç bakalım. İyi de. Temel malzemeler gerçekten çok ucuz. Aslında mobilya işçiliğine daha fazla girmek gerekiyor. Elastikle üretsek aslında çok fazla üretiyoruz lan. Elastiğe mi geçirsek? Biz kauçuk üretmedik mi ya? Basmamış olabilir mi kauçuğu? Sanki bastım diye hissettim ama. Nereden ama kauçuk? Ben sanki kauçuk bastıydım ya. Basmamışım. Tamam, şimdi oldu. Kauçuk var dendi bana. Allah Allah. Lan verimli kauçuk topraklarına da indik. Niye olmuyor ki? Lan araştırmadık mı? Allah belamızı vermesin. Dur bakayım. Araştırdık da keşif yani. Komün Kongo'ya girsek aslında kauçuğu çözeriz de. Yani şu an tam böyle kauçuğun böyle hani olup olmadık yerlerdeyiz. Nötrdeyiz. Daha kauçuğa ulaşamadık, verimli kauçuğa. O sıkıntı. Ay, kölelik. Dahlar. Petrole geçtik. Et paketlemeye geçelim. Evet. Çok önemliydi. Bu çok önemliydi. Yani bunu bayağı bir ucuzlatacak. Elastiklere maalesef henüz geçemiyorum. Alete de maalesef geçemiyorum. Döner lokomotiflere yani zarar. Kömür bayağı pahalılaşacak ya. Bakalım. Ya ben çok dediğim geç. Geç. Geçmeni istiyorum. Sen o kadar da değil. Osmanlı İmparatorluğu kağıt. Allah, hangi şirket? Kağıt Birliği. Bürokrasi gidiyor. Yalan. Kağıt ucuzdu. Bir de demir yolları atılımını yapmamız lazım. Hala yapamadım. Bir Hicaz demir yolumuz yok paşa. Yok. Çekemedik. Zaman yok, çekmişiz. Ama bağlı değil. Yani Transürdün'den. Yani şuradan sonra katırlarla devam ediyorsun ama geliyor. Var, demir yolumuz var. Aslında şuna yani Hicaz demir yolu projesi gibi şey ekleseler, Amerika'da var mesela, kıtalar arası yolu gibi. Güzel olabilirmiş. Demiyorlar çok Arap çünkü ya. Bu kim? Sen kimsin? Padişahsın. Ya kanun çıkarken Excel'i presleyici almak çok da önemli değil. Yakında muhtemelen Cumhuriyet'e geçeceğiz zaten. Bir anda Finlandiya'yı destekledik. Savaş çok can sıkıcı ya. Buraya gidemiyoruz. Şu an kolonizasyon da yapamıyoruz. Petrole geçtik. Kalkınmadan aslında petrolü buhar değil de dizel diyecektim de neyi anlatıyorum dayı ya. Çelik vagon yok daha ya. Ahşap da pahalanmasını kabullenemem. Şeyi alabiliriz ama. Nerede lan o? Zincir testereler. Eğer olursa zincir testereler iyi. Zincir iyidir. Buna geçemiyoruz biz. Ya kauçuk. Ben bulduk, keşfettik, basıyoruz diye düşünüyordum ya. Bir dakika lan, aslında varmış Kongo'da. Ben bunu görmedim ha. Bir an tribe girdim ya. Varmış oğlum kauçuk. Nasıl olmaz diye düşündüm ya. Kongo'yu ele geçirmişiz. Ama tabii nüfus popülasyon inanılmaz az. Ona bir edikt vermek gerekecek gibi duruyor. Bakalım. Avrupa bizimle dalga geçiyor. Dalga. Bizde zırhlı fırka den yok ya. Ne yapayım? Ekonomi elbette.
Ayrıca Osmanlı hiçbir zaman böyle kara devlet statüsünden çok uzaklaşamadı yani. Ya beyaz barış olmuyor mu? Öf. İfade özgürlüğünü geçerek ya. Toplumların kargaşası fena değil. Yani major kültürlerinki değil. Bir Rumeninki çok fazla da ama onunki de iniyor. Aslında bir çok kültürcülük şeyi olsaydı, hani çok kültürcülüğe bir geçiş olsaydı inanılmaz rahatlar. İnanılmaz rahatlardı. Çok güzel olurdu. Var mı lan öyle bir kışkırtıcımız? Mümkün müdür? Sorunun ilkokul aslında olur ya. Yani sorunun ilkokul olur. Yavaş yavaş aşılayalım. Okul lazım. 164 okuma yazmalarındayız. Yani İngiltere ile yarışıyoruz İngiltere ile. Rusya'nın hiç yoktur. Alman çok iyidir. Fransız. O sürünüyor gerçi. Amerika çok iyidir. Yo değilmiş. Evet, bürokrasi kaybı yaşadık. Yani onu kapatacağız, o şirket belli oldu, ondan bir halt olmayacak. Şunu alalım. Bu da kötü, zarar ediyor. Hepsi zarar ediyor şirketlerin. Çünkü modernize edemedik paşa. Modernize edemedik. Modernize edemedik. Kağıtçuk gelsin. Petrol her türlü yurt dışına satılır da. Ya 60K vergi kaçıyor şunun bürokrasi yüzünden ya. Basacağız. Mecbur basacağız. Bunu mecbur basacağız. Fransız komününün bize karşı karşıt olması kendi zararına olur. Bunun gariban ordusunun bizim ana ordumuzun yanında hiç şansı yok çünkü. Ama süper piyadesini geçiyorlar. O güç farkı fark ettiyseniz artık kapanmaya başladı. Bir İngiliz'inki şey, İngiliz'e bir Rus'unki garibandır. Ama diğerleri bizi geçmeye başlayacak. O süper piyadesi çok azdı. Süper piyadesini geçtiğimiz zaman oradan tık makine tüfekler. Ondan sonrası güzel. Japonya, Pasifik sahili, Orta Amerika. Buralara da atalım. Fuar özgürlüğü çıkarsa güzel olur. Teknoloji yayılımını hızlandırır. Kar sağlar. %73 milyondayız. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Tabii İngilizler fırladı gitti. Bu ne? İlk defa gördüm bunu. Ha. Demek ki böyle partiler de oluyormuş. Hadi. İttihat ve Terakki'yi de göreceğiz bence. Ben İttihat ve Terakki'yi de göreceğimize eminim yani, vakit geldi aslında. Göreceğiz. Bakalım, ben teknoloji biraz kötü gittim. Belki ondan olabilir de görmeyebiliriz de. Bir, yani bir yıldan sonra kesin göreceğiz. %43 ifade özgürlüğü geliyor. Hürriyet geliyor. Bir tek Avrupa'dan en geri kaldığımız nokta kesinlikle ve kesinlikle teknoloji. Çok çok geriyiz paşa, çok buharlı gemi bile açık değil ya. Yıl 911, adamlar dreadnoughtlarla Çanakkale'ye gelecek lan. 5 yıl sonra. Kongo'nun da yani hızı okudu. Ordu çekemedik için. Ha, direkt White Peace gönder gitsin ya. Zaten
Zaten kolonize ederek yani. Değişen bir şey yok. Kolonize eden aynı. Edilen aynı. Onların önemli değil. Sinirlenmesi. Kağıtçuk sanayisini üretime koyduk. Güzel olacak o. Bir tık bürokraside bir saçmalıyoruz. Ona da bakacağız. Pazar endeksimiz yani ama hayat standartları çok kötü olan yerler var. Hayır. Zinhar olmaz. Zinhar olmaz. Her şey zarar edebilir ama sen de el. Sen de el anlıyor musun? Tütün çok ucuz ya. Oğlum tütün çok ucuz ya. Ama yani dayı satmak istiyorum tütün. Satın, satın, satın tütünü. Afrika kolonizasyonu fena gitmiyor. İngilizlerden önce şu aşağı inebilirsek iyi olacak. Necde de petrol çıktı, harika. Yani ki daha fazla keşfedildi tabii. Oraya nüfus lazım. Şu an için bize petrol çok ucuz olabilir. Pazar fiyatına bir bakmak lazım. Lokomotif çok büyük zararda. Ya lokomotifi teknolojisi geldi de yani dizele gitmek lazım. Yani elektrik yapamayız, bizim öyle lüksümüz yok. Şulten ne işte şu o. Hayır hayır. Granit otlama şulten. Bilançoya bakıyorum da yani. Şunu satalım. Bundan kar ettirir güzel. Bir tütünü yani millete satamadım ya. Tahıl da istemiyorlar. Pek de isterim. Bu enteresan bir dünya ya. Kimse kimseyi sömürmüyor. Bu nasıl iş? Zorla diyorlar ki gel sen sömür. Şunları da yapalım. Kağıtçuk geldi. Çok iyi bir kağıtçuk bastığını düşünüyorum. O yüzden şu aleti daha da ucuzlatmanın vakti geldi. Daba. Tıklık var ama o sorun değil, o toparlar. Bunda iş tedariği korumak lazım. Aslında size bir şey diyeyim mi? Bilançoda bakıp yani odunu, odun çok mühim ya. Odunda büyük patlıyorduk da artık patlamıyormuşuz. Kauçuk toparla. O şirket şey alım yapıyor şu an. Bir de elastikler gelse var ya yani muhteşem olur. Muhteşem olur. Kusarız yani. Bir kömür pahalıdır. Demir de pahalıymış. Yani ama kömür çok pahalı. Biraz aydına... Yok ki. Dur. Petrol değil ya. Şu çok 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 pahalı pazarda. Her ya yani şu an buradan kar ettirmediğine bakmayın. Şeyi çok etkiliyor. Neydi o zımbırtı? Her şeyin fiyatını arttırıyor. İşte köylü yok ki. Köylü olmayan yerlere basmak da saçma. Lazesfier hızlı inşa etmesi lazım. Ha? Bir şey oldu. Orayı görsün ya. Kauçuğu bir sanayide kullandık. Peki benim asıl sorum şu. İpek sanayisine hazır mıyız kauçuk? Henüz değil ama olacaktır. İthal de edebiliriz.
Toparlayalım. Zaten o ihtiyaç olmaması halinde inecektir. Rengom Federasyonu. Büyük bir tırmanma var orada. Bu iyi oldu. Biraz tabi otorite kaybolacak ama. Otorite kullandığımız bir yer var mı? Yani sanayicilere bence arka çıkmanın artık bir emniyet olmadı. Adamlar zaten ülkenin yarısına çöktü. Ya onlar yüzünden mesela artık çocuk işçi iznini çıkaramıyorum yani. Abarttık onu. Aslında bir tane radikal olsa ücret sübvansiyonları belki çıkarılabilir. Halkın refahı artacaktır. Bakalım ticaret yollarıyla falan bu işi tatlıya bağlarız. Çelik'te de çok açıklar. Ona da bakacağız. Fransızlara sattığımız sütün mayvasını vermeye başlamış. Bir zahmet. Bir dakika ya. Bir zahmet, alet almayalım artık lan. Yani bir zahmet bence alet almayalım artık. Burada bir saçmalamış. Ya ben alet şu an kimsede olmadığı kadar iyi üretiyorum. İthalatı ve ihracatı bir kontrol etmek lazım. Yani değil mi? Evet. Tabi bunu ihraç etmemiz lazım bizim yani. Motor araç fabrikalarının level atlaması çok mühim. Lazves Fair'inde iyi inşaatlar yapması dileğiyle. Almanya ne çöktü be oğlum be, ne çöktü lan. Bizim kötü an bitmiş. Zımbırt savaşlardan kurtulup da protektoralarımı anneksiyim. Sırbistan'ı hallederiz de güvenmiyorum ya. En ufak bir olayda karşıma çıkarlarsa yani ki çıkacaklar gibi de duruyor. Gocunuruz ya. Vallahi gocunuruz. Gocunuruz. Yani gene Almanların kucağına atılıyorum ama ben. İsviçre ayaklanması. O neymiş lan? Sen İsviçre'ye ne ara... Sen İsviçre'ye ne ara çöktün? Aaa! Haha! Asansörden ayrılmıştı. Almanlardan da bıktık. Biz İsviçreliyiz kardeş deyip. Çok enteresan. Çok enteresan. Orada o kadar var mı ki onların nüfusuna ya? Vardır da yani o kadar yoktur. Güney Alman. Hani Alemanik ayaklanmıştır diye düşünüyorum. Tamam doğrudur. Çok fazla Fransız da var. Alman da var mı yani İsviçre? Gerçi hepsinin popülasyonun karışımı da o. Enteresanmış. Motor araç fabrikaları artıyor. Bizim pazar payımız da genişleyecek. Demirde kıtlık var lan. Bizim bundan sonra en azından inisiyatif alıp işçileri kovmamız lazım. Evet. Yani bunlara geçeceğiz. Eşek gibi geçeceğiz. Zarar edecekler. Çok zarar edecekler başlangıçta ama bunları kovmam lazım. Yani sizin işinizi bir başkası almazsa bu sefer işçi bulamıyoruz. Sonra dayı geldi robot benim işimi aldı gitti demek yok ha. Elastiklere de bir patlama yaşattık bakalım. Kauçuk çok uçacak. Ya madem öyle... Madem öyle hepsini de geçir de delikanlılık olsun. Hadi bakalım. Evet, kauçuk kıttığında olduğumu farkındayım. Kesinlikle. Ve kesin. Oğlum bir anda 20 milyon kaybettim ha. Hiç kar etmiyor ama... Dur, sebebi belli. İpek, ipekte patladık biz.
Aynen, ipek plantasyonu. Kauçukta da patladık da ipekte patladık. Eğer ki bu proje olursa dünyaya kıyafet, lüks kıyafet, normal kıyafet, kıyafet yani kardeş satabiliriz. Büyük Kafkas'a hemen plantasyonlar kurulsun. Bunun önceliği büyük. Demirden daha öncelik. Tabii en öncelik kauçuk ve şeydi de. Bir taşrayı görelim. Buhar lokomotifleri olur mu ki? Ver gelsin be oğlum bu. Çelik yolcu vagonları da gelsin. Her şeyin zararı. Şu an bayağı bir zarar dönemindeyiz. Kardan veriyorum baba ya. Kardan veriyorum baba. Şimdi dayı oğlu, ummanı anneksesem, gocunacak kim var? Ama bu köpekler de her yeri görüyor yani ya. Şöyle gocunmayacak, yani böyle çok büyük siyasi olaylara sebep olmayacak. Bir kötü nam. Burada kesin var ya, bunlar savaşa girer. Ay, ben Çin'i görmediydim. Ben o olayı kaçırdım ya. Allah kahretsin. Ha, bu iyiymiş, tamam. Otonom seviyesi bunun düşürmek çok daha iyi. Yani en iyi harcayacağımız şey buydu. Otonom buydu. İyi. Agresifliği de kurtarmış olduk. Biz de Rus'a mı girsek acaba ya? Ya da biraz daha dinlenelim. Çünkü dediğim gibi o biraz önce yaşadığım büyük bir ekonomik bunalım aslında. Çaktırmayın. Orada bir ufak patladık yani. Yani şuraya bak. Oo, bir dakika, nasıl ya? Abartı olmuş. Şey. Ay, çok abartı olmuş. Tamam, dur. Hepsini elastiğe geçiremeyiz ki. Normal halkın giyecek donu kalmamış arkadaşlar. O yüzden geri adım atacağız bir ufak. Normal halkın da böyle hani kullanabileceği sektör 2'ye bölüyorum yani. Kullanabileceği şeylere gidelim. Biraz halk da hani böyle ucundan kullanabilir yani. Hep emperyalist düşüncelerle hareket ettim. O lüks kıyafeti de bari bir halta yarasın, dışarıya satalım. Oha. Çin'e satacağım. Çin'de çok para ver. Tamam, şimdi hallolur ama bir tık daha kısmak gerekiyor bence. Doğu Trakya'da lüks kıyafet olsun. Hem kauçuk da rahatlar. Bakalım bilançoyu. Evet, neredeyse kurtarmış pazar. Güzel. Kömürü ithal edemiyoruz. Maalesef kimse kömürünü satmıyor. Onu Çin'den çözeceğiz. Ama limanla işte. Kafkas'a da iyi yatırım yapıyoruz, değil mi? Valla iyi de nüfus var. İpek biraz ucuzlasın. Genel pazarımız serdesin. Yani kaybımızı en azından geri kurtardık. O anlık bir düşüştü. Anlık bir çıkışta taçlandırdık. Şimdi şöyle. Bundan buna geçemem ama sosyal güvenlikte fakir kanunları olur. Olur. Ya birazcık şey olacaktır. Bürokrasi sıkıntısı yaşayacağız ama. Fena durumda değiliz en azından ya. Öyle düşünmek lazım. Gökdelen için bir keşif yap. Henüz değil. Henüz değil. Tabii şimdi halkı işten çıkardığım için birazcık sinirlenenler olmuş. Allah belanı versin diye sokaklara dolaşan milyonlarca insan var ama sor bakın niye attım?
dönemin şartları. Ben size daha iyi iş bulmak için sizi mevcut olduğunuz işten çıkardım. Yoksa yanlış anlayacak bir şey yok yani. Çelik açlığını top tutabilir miyim eski? Sanmıyorum. Mümkün değil. Alman İmparatorluğu büyüyor ya. Bunların yanında savaşa falan mı gitsek? Ne diyorsunuz? Acilen demir oluyor. Vazgeçtim. Bu proje biter bitmez demir yollarına geçiş yapacağım. 43 hafta sonra demir yol... Bir fırtına. Galiba komünist oluyoruz arkadaşlar. Dünyayı müsait olan hayalet. Ve size bir şey diyeyim mi? This is not good. Biz kesinlikle sosyalist oluyoruz, evet. Yani Stalin, Lenin, tüm devrimci kardeşler, işinize bakın. Büyüğünüz geliyor. Çünkü huzursuzluk bizde çok büyük. Bir tanesini upgrade etmedim de onu arıyor. Etmişim. Tamam, ordu gücümüz şimdi katlanır. 20.000'de takılı kaldıydık. O siper beyazı çok önemli çünkü. Ya Ruslara karşı mahcup oluyorduk, biliyor musunuz? Puanı çıksın. Yani her attığında siper beyazı bu güç artacak. Arkadan dolmalı toplarla da bunu destekleriz. Biz ne gidiyoruz? Ne ya? Ya ne sentetiği kardeşim, dur kafam karıştı benim de. Arkadan dolmalı toplara gittik değil mi biz? Simülasyon, bu çok önemli. Tamam, bu. Savaş simülasyonu. Ya maalesef ki Çin'i göremedim ya. Onu ilgiden mi çıkardım ya da görmedim, direkt görmedim ya. Evet. Hemen bir Bahriye'yi böyle bir hani yalandan şey mi yapsak? Yenilesek. ...5 milyon nüfusumuz az. Ama hızlı büyüyoruz. Yıllık 1 milyon. Fena değil. 50 yıl hallederiz artık. Yanmalı motor gelsin. Yanmalı motor ustam. Şifa gibi olacak o, şifa gibi. Çelik, kauçuk, özellikle çelik şu an berbat durumdaymış. Ulan hiç işçi kalmamaya başladı. Bu beni biraz tribe sokuyor ya. Şuraya da üniversite açmamız gerekiyor. Nitelikli insan olsun diyeyim. Buraya da basmak aslında biraz hata, çok kargaşa var aslında. İyi. Çin'le aralarında sorun oldu ama yani Çin kazandı gibi. Bölgelerine gideriz. Ayrımcılık nasıl görürdü ya? Saçma. Arkadaşlar analiz oluyoruz. Demek böyleymiş ya. Öncü parti değil de anarşist olur ya. Anarşist.
Çok iyi olur Mahmud'um ya. Çok kültürcülüğe geçirir bizi. Bir tek anarşistler geçirebiliyor. Yani. O ne lan? Güzel. Gayet güzel. Öncü partide elde. Acaba Enver Paşa gelecek mi ya? Çok merak ettim şu an. Bakalım. O da gelmesi lazım. Şu an için yok. Acaba general olarak mı var lan? Onu da bir düşünmek lazım. Arif Meğen. Oha. Osman Meğen gibi. Arif Meğen. İyiymiş bu. Arif Meğen'i aldım vallahi ya. Takılsın. Arif Meğen'i parlak bir gelecek bekliyor. Demir yollarına geçmek lazım. Çok işçi var ya, çok. Öyle bir huzursuzluk var ki ve bu huzursuzluk ayrımcılıktan yani ve bu ayrımcılığı da ancak anarşist liderler çözer. Eğer ki anarşizmi yani anarşist bir lideri getirtebilirsek ifade özgürlüğünü çıkartan elime tüküreyim mi? Sansürde dursun ne yani? Neyse güvence alan özgürlüklere geçelim de bari bir halta yarasın. O durum çok önemli değil. Bizim kötü nam ne alemde? 8. Fena değil. Oradan da ilerlersek daha da iyi olacak. Kırım. Hedef Kırım. Orduyu da reformize ettik. Yani daha da edeceğiz. Sayısını da artırabiliriz. İngiliz ordularından aşağı kalamaz bizim ordumuz. Rusları kesin her surette, her seferinde dövebilirim. Ama şu Ruslara dövmekle bitmiyor. İngiliz emperyalist köpeği çok abarttı orduyu. Almanya daha da abarttı. O diyor ki bende ordu var, bende daha fazla var. Al! Ne olacak? Dünya savaşı çıkacak. Bende daha büyüğü var. Al o zaman deyip böyle. Sonra kime girecek? Bize girecek gibi geldi. Bir ihracat ithalatı bir gözden geçirelim durumdan. Bunu da bir zahmet yap almayalım ya. Ben ham madde almak istiyorum. Boya. Boya ben satmıyor muydum lan daha demin? Çelik olur. Onu çek. Et. Yiyin. Farklı lezzetler. Kauçuk olur. Kauçuk aktif ticaretin önemli. Kömür. Kıyafet alalım ya bir süre halk birazcık şey olsun. Giyinsin. Protesto etmeye başladılar artık böyle yani herkes çıplak gezmeye başladı hoş değil. Otomobile gerek yok şeytan icadı. Radyo falan gelmiş yine şeytan icadı. Uçak mı? O kadar olduk mu ya? Çok ileride ya bunlar. Aha da Dünya Savaşı geliyor. Ya iki tane gemi var dayı. Hani böyle iki tane gemi var tamam mı? Ne diyor çocuklar bir geçsin. Sivas'ta böyle eniştesini ziyarete gidecekmiş Alman iki tane subay. İki tane gemiyle. Bayram değil seyran değil. Ben de pek anlamadım ama izin veresim var yani. Gocunmazsak eğer.
Ne varsa sat. Her şeyi sat, her şeyi sat. Lokomotif de mi? İngiltere'ye lokomotif satıyoruz. Bu önemliydi, dur. Halkı düşünme sıfır ya. Odun satmam ya, hayır. Petrol satarım, onu satarım. Kullanamıyorum yanmalı motordan dolayı zaten. Sülfür de sat. Bunlar tabi ham madde olduğu için biz açığa girince bunların satışı zaten otomatik olarak duracak. Çok önemli değerli içki. Kökle. Şarap. İçmeyin. Şeker de satalım Alman'a. Güzel, biraz ticaret geliri elde edelim ya. Konvoylarımız şey olsun. Toparlansın. Oğlum harbi dünya savaşı çıkıyor lan. Lan! İşte geldim dostum. Bir anda peki girmedik mi? Bir anda Avusturya'da aslında girse komik olurdu. Yani bu tarafa Fransız ama İtalya sonradan gelmesi lazım. Ama sen para... Bizi istemiyorlar yanlarında be. İstemiyorlar biz paşa. İstemiyorlar. Bura nere lan? Nere bura? Osmanlı pazarında evet onu anladım da bura nere? Burada nüfus var mı lan o kadar? Varmış oha. Bir tane de yalanlar üniversite. Güzel. Biraz kar etmeye başladık ticarette. Al gülüm ver gülüm, al gülüm ver gülüm. Vermeden alamazsın gülüm. Kaçuk çok önemli ya. Kaçuk fena halde önemli. Tabi biraz kömür sanayisinde de battığımız doğrudur. Hepsi beni pazar olarak görüyor, güzel. Hoşuma gitti bu iş. Petrolün aktığı yerde insanlar biraz sıkıntı yaşayabilir bence. Merkantilizm dışında ben korumacılığa geçmek istiyorum. Kim istiyorsun? Kırsal kesim ve sendikacılar. Bunların ikisi yani mümkün değil, bir araya gelmez. Mümkün değil. Mümkün değil. Adam piyasa liberal olmuş lan. Bizim burada getireceğimiz kanun henüz değil. İçişlerinden güvence yanan özgürlükler olmalı bence. Bir tık o. Demir yolu istiyorum, anlıyor musun? Çıldırdım artık. Demir yolu yok artık. Lazasfer'in diktiği kadar var. Ama Lazasfer de maşallah var yani, her yere dikmiş. Tamam, her yere dikmemiş. Sözümü tamamen geri alıyorum. Kazanç olan yerlere de ben de dikeceğim. Acilen bir gecede bayağı bir işçi kovacağız bu sefer. Çok önemli bu. Üzüm bağı raylılaştırma bak, 19 bin işçi buradan kar. Buradan 209 bin işçi. Kömürden de bir o kadar. Yani kar üstüne kar da bizim dizel pompa sıkıştırmalı ateşleme o çok geç geliyor ya. Çok geç, 10 yılı açamayız diyecektim. Evet açamadık. Elektrik geldi. Güzel. Bence iyi yani. Ne işe yarayacak diye sordunuz, soranınız vardı belki. Bir işe yaramayacak, sadece var yani. Bizde de var elektrik ama ben kullanmıyorum. Ben hani gaz lambasına tercih ederim yani. Ha bizde de var, istesek yaparız. Ha, gaz lambası daha hoş oluyor yani, onun o şeyi daha hoş. Kapalı çarşılara da geçiyorum. Ona geçemiyorum, o kaldı. Bir anda kubardım ya, halkım birazcık bağırsın. Bedava hünkârım diye geldi biri de. Nasıl bedava? Kauçuğu çözersek petrol bizde,
Hemen ucuzlatırsak sanayi bir anda 3, 4, 5 katına çıkabiliriz teknolojide. Çok hızlı. Teknoloji demişim, ekonomide. Ama işte askeri teknolojilerde bir hayli geri kalmıştık. O önemli. Şu mesela çok önemli. Donanmayı konuşmak dahi istemiyorum. Donanmada ciddi zafiyetlerimiz var. Aslında bir şey değil mi? Çılgın bir adamım meğer. Geç. Geç. Onu istiyorum. Dreadnought istiyorum. Fotoğraf sanatına geçelim. Dreadnought istiyorum. Dreadnought. Bir gecede birden fazla memur kovdum. Geç. Bana onu be. Dreadnought. Buharlı. Buharlı. Bir de aktif aslında demir yollarına şey yapabiliriz. Rail ulaştırma muaf tutaraktan çekebilirim. Olmayan yerlerde zaten geçmeyecek ama olan yerlerdeki demir yollarını kullanalım en azından. Çok iyi ya muaf tutma olayı. Gerçekten çok iyi olmuş. Hani çok zarar edeceğini düşündüğü yerlere direktman hani muaf tutabiliyor. O iyi oluyor. Oğlum biz sanki batıyoruz da her tıkladığımda daha kötü oluyor lan ekonomi. Ama gerekli. Yani ışık işi. O kadar da değer. Tamam, Lazesfier'deki arkadaşlarımız biraz en azından ne inşa etmeleri gerektiğini biliyorlar. Hala en azından ahşap fırkateynindeyiz. Bu ne? Fırkateynin bir üstü yok mu lan? Vardır da bende yok galiba anladığım kadarıyla. Evet, şu daha önemli gibi geldi bana. Ya ekonomi böyle tam iyi olacak, tamam, böyle bir anda şahlanacak. Bir el atıyorum ekonominin içine. Kibrit suyu kaçıyor. Hani... Keyifsiz. Lunda'ya kolonize edemiyor mu? Şaka mı lan? En azından artık bir donanma gücüyüz be oğlum be. Yani harbiden ha, yalandan değil, gerçekten bir donanma gücüyüz. Kara devlet olduğumuz kadar donanmada da değiliz. Almanlar 5 cephede savaşıyor. Bizim her umurumda değil. Ha, bu önemliydi. Çok önemli. Fotoğraf sanatını niye şey yapamadım ben peki? Çünkü dolu değil. Bakalım burada bölümün sonuna gelelim. Yani bir sonraki bölümde ne olacak? Başımıza nasıl bir bela gelecek göreceğiz. Ruslar aslında Kafkas cephesini açıp ilerlemek istiyorum. Kuban muban ama bakarız. O anki konjektür neyse ona göre hareket ederiz de. Ülkede ciddi sıkıntılar var. Özellikle yani benim yaptığım... Ravenliger'de gavşu kıttığı ne alaka ya? İtalde ediyoruz aslında. Ne diyecektim? Şey açısından çok önemli. Yerel pazarlar da berbat durumda. Yani şu an bu kalkarsa, bu ekonomik buhrandan çıkabilirsek 15 milyon parayla çalışan insanımız var ya, muhtaç nüfus azalırsa parayla çalışan nüfusu arttırabiliyoruz. Yani 10 milyon arttırabilirsem uzun vadeli iyi olacak. Bir de hayat standartları fark ettiyseniz artık birazcık artmaya başladı. Çok kültürcülükle beraber radikal azalacak. Radikal azalmasıyla beraber isyanlar azalacak. İsyanlar azalmasıyla beraber vergi alacağız. Tahakkuk edemediğim çok fazla vergi var. Bunların hepsi radikallikten oluyor aslında. Yani şu ekonomi bir anda hani fırlayacak. Şu an frenliyorum ben ekonomiyi. Yani bir anda uçacak. İngiliz'in ekonomisi tıkanacak, sebebi ise petrol ve kauçuk var da petrole erişim olmadığı için. Hani ben satmayı bıraktığım anda bayılacak, gördüğünüz gibi 10 bin. Yani atıyorum. Ticareti ambargo atsam bu adam ölür. Yani ne zamanki ölmesini istiyorsam o zaman ambargo atacağım. Ne zamanki onu geçmek istersem. Şu an için iyi ama. Bizim de karımız da, çünkü fazla petrol kullanamıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hadi kaçtım ben.